Kahramanmaraş'ta Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesiyle Gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, Gülen'in ölüm haberini aldığında secdeye kapanıp şükrettiğini söyledi. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Secdeye kapandım. Çocuklarımı aradım. Allah'ımın bugün de varmış dedim. Cehenneme direk olsun dedim. Birer tane mesaj atın dedim. Ben bilmiyorum dedim. O şeytanın Türkiye'ye gelip de bir hesap vermesini çok istedim canı gönülden ama olmadı. Mahkeme-i Kübra'da inşallah hesabı orada oraya kaldı inşallah. Ben o şeytanla hesaplaşacağım inşallah. O bayrak inmeyecek, ezen de dinmeyecek. Ben bu canımı bu Türkiye'ye de veririm. Çocuklarım da hazır, ben de hazırım. Herifim gitti, çocuğum gitti. Bu Türkiye'ye kendileri de koymayacak. Ayakta duracağım, dimdik ayakta duracağım onun için. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip hesap vermesini isterdim ama olmadı. Büyük Allah yapar ama Mahkeme-i Kübra'da yapacak Allah. Ben bir gün varırsam buraya hesaplaşacağım inşallah onunla. Şehit Ergüven'in ağabeyi Zekeriya Ergüven de aile olarak en mutlu günlerden birini yaşadıklarını anlattı. İnşallah onun arkasından giden bütün küçük şeytanlar onunla beraber onun gittiği cehennemin dibine en sonunda gider inşallah. Yani söylenecek çok fazla bir şey de yok aslında. İnşallah vatansız bir şekilde öldü gitti. Vatansız bir şekilde mezarını kimse bulamaz inşallah. Kimse zaten görseler mezarını herhalde bütün ülkesini seven, milletini seven insanlar gidip mutlaka tükürür yani. Arada 8 yıl geçti, 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Yakın bir zamanda FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in öldüğünü öğrendik. Tabii bu bizim için sevinçli bir haber. Vatansızın toprağı da olmaz. Bir karış toprak dahi nasip olmadı. Biz bu durumu sevinçle karşıladık. Ateşi bol olsun.